Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün Sanayi, Teknoloji, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçelerini görüşüyoruz. Elbette tüm bakanlar bütçelerine meclisten destek isterler. Ancak bilimi dışlayan, bilime ve araştırmaya ayrılan miktarı kısan bir bütçeye, ayrıca diplomaside ciddi yenilgiler alan, Türkiye hariciye geleneğinin aksine diplomasideki denge unsurunu göz ardı ederek pek çok felakete bizleri sürükleyen bir dışişleri bütçesine, ama en önemlisi de nasıl bir savunma bakanlığı ve nasıl bir savunma bakanı bütçesine onay vermemizi istiyorsunuz, bir ona bakmamız gerekiyor. 1972 yılında orduya girdiğinde ordunun tüm askeri öğrencileri gibi hayali bir gün genelkurmay başkanı olmak isteyen birisine 2015 yılında bu hayal nasip oldu. Ancak bu genelkurmay başkanı, şimdiki bakanımız, bugün bazı eleştirilere muhatap olacak. Madem ki üniformayı çıkardı, madem ki siyasileşti, madem ki bir siyasi partiye hem de istifa etmeksizin, istifasını biz duymadan bakanlığını öğrendik, bazı eleştirilere muhatap olacak. Üçüncü kolordu komutanı iken, şu an hepimizin ama o zaman sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve cesur bir avuç yurtseverin kumpas dediği davalarda, kumpas mağduru bütün subay, assubay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Etkili bir bilirkişi görevlendirmesi bekliyorlardı. O günün üçüncü kolordu komutanı, bugünün Milli Savunma Bakanı kendi icra subayını görevlendirdi. Herkes şaşırdı. Ahmet Erdoğan berbat bir uzman görüşü yazdı. Ve balyozun gerçek olduğu sonucuna varıldı. Bütün hayaller çöktü. O Ahmet Erdoğan bugün FETÖ'den firaridir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği 2013, ki kanıtımız şudur: 15 Temmuz'da 2013 yaşında general yapılan 25 tane karaca albayın 15 tanesi, amiral yapılan 9 denizci albayın 8 tanesi 15 Temmuz'un ertesi günü sürülmüştür. O yaşta beklenen kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'dur. Ama tüm beklentilerin ve teamüllerin aksine şimdiki Milli Savunma Bakanı atanacaktır. ABD'nin aleni bir şekilde YPG'ye silah vermeye başlamasından birkaç ay sonra 2003 yılında Mehmetçiğin kafasına Süleymaniye'de çuval geçiren Odrenoyo'dan bugünkü Milli Savunma Bakanımız Üstün Liyakat Lejyonu madalyasını almıştır. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan, o çuval olayından yıllar sonra ve YPG'ye silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Şimdi kimden bahsediyoruz? 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp, darbeye karışanların oranı %1,5, karışmayanlar 98,5 iken, eski bütün mevkidaşları, genelkurmay başkanları, kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi 98,5 oradayken o 1,5 darbeye karışmazdı derken, darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Yeni Şafak'ın, Yeni Şafak'tan okuyup da yere göre sığdıramadığınız bir gizli tanık var, adı Abdullah. Abdullah diyor ki kara havacılık davasında açık açık, onun söylediği herkesle FETÖ'nün en önemli damarı deşifre edilmiş. Yeni Şafak yazarları Abdullah'ı yere göre sığdıramıyor. Abdullah şöyle bir ifade kullanıyor, kayıt altında bu: Hulusi Akar bizim kardeşimizdir. Şu ana kadar çok hizmet hizmetler yaptı. Bundan sonra da esas büyük bir hizmeti olacaktır. O hizmeti hepiniz göreceksiniz. Çok büyük bir hizmet olacak demiş biri Abdullah'a. Kim? Fethullah Gülen söylemiş. Bunu ben söylemiyorum. İtibarlı gizli sanığınız Abdullah söylüyor. Ve rejime kasteden bir anayasa değişikliği hayata geçmek üzereyken, bununla ilgili muhalefet partileri aday arayışı içindeyken, MİT Başkanı ile birlikte helikopterle bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bahçesine inip o seçime apoletlerin ve o seçime militarizmin gölgesini düşüren birinin şu anda Milli Savunma Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Madem ki çıktı üniforma, eleştiri olacak Sayın Bakan. Demokrasilerde Milli Savunma Bakanı da eleştirilecek,
Genelkurmay Başkanı da eleştirilecek. Ama en önemli eleştiri şu. En önemlisi, kahraman yurtsever arkadaşlarınız, da varan kusurlarınızla dava arkadaşlarınız, mücadele arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız, sizinle omuz omuza ölmeyi göze almış arkadaşlarınız hepsi cezaevindeyken en büyük eleştirileri bizzat bana, Veli Ağbaba'ya ve Nurettin Demir'e, dönemin cezaevi komisyonu, bizi bir kez bile ziyarete gelmedi sitemleri ve Maltepe cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp'in cenazesine bile katılmamanız varken, yapmadığınız ziyaretler ve katılmadığınız taziyeden sonra iki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakdil. 1923 değerlerimizden kopma dönemidir. Alkışlayın. Atatürk'e firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Biz de bu grubu alkışlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın, bu ziyareti hatırlayacak mısınız? Türk Silahlı Kuvvetlerine hakareti alışkanlık haline getiren Akit gazetesinin yazısı. Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretin de arkasında durun. Çünkü bu Mehtap Yılmaz, Afet İnan'ın Çankaya Köşkü'ndeki odası Atatürk'ün odasının yanı başıydı. Birlikte ama yalnız denecek utanmazlığı yazacak aşağılık bir kadınken. O Mehtap Yılmaz daha 15 yaşında Atatürk'le yakınlaşmasının resmen bildiriyi yayınlarcasına ifşa ediyor diyen bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Atatürk'ün manevi kızını Atatürk'ün önce nargile sonra alkol içirip sonra onunla birlikte olduğunu iddia edecek kadar şuursuz, ahlaksız, vicdansız bir iftiracıya gidip de ziyarette bulundunuz ya Sayın Bakan. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak makamlara saygılıyız. Ama keşke öyle bir genelkurmay başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle genelkurmay başkanlığı. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun: ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. Dur. Bekle. Lütfen sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın 9'da 8 amirali, 15'te 9 generali, FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen balyoz Ergenekon mıntıka temizliği yaptı. Ben otobandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi Son sözüm şu. Sayın Hulusi Akar, benim partime bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın.